Biz depremden sonraki o ilk hafta ayın 12'sine kadar deprem bölgesine yardım gönderilmesi, erzak gönderilmesi, battaniye gönderilmesi konusunda ciddi bir organizasyona girdik. Aynı gün başladık zaten. Fakat bir hafta sonra şunu fark ettik ki bölgemize Mama, Tuzluçayır, Natoyolu bölgesine deprem bölgesinden gelmeye başlayan vatandaşlarımız vardı. Genellikle de hepsi bir tanıdığının yanına yerleşti. Biz ilk elden onları ziyaret etmeye çalıştık. Çünkü hem muhtardan bilgi alıyorduk, hem bilen insanlar direkt Pir Sultan'a geliyordu ya da cemevine geliyordu. Biz bunların listesini tutarak ev ziyaretlerine başladık. Ev ziyaretlerine başlama nedenimizin birinci gerekçesi şuydu. Bir, bulundukları ortamda, misafir oldukları ev ortamında neye ihtiyaçları var? Çünkü misafir eden ailelerin de ekonomik, sosyal durumları oldukça sıkıntılı. Hani ekonomik anlamda zorlanıyorlar. Nasıl destekleyeceğiz? Bu arada bir yandan da Mamak Pir Sultan'da gıda ve eşya üzerine bir çalışma yürüttük. Bu aileleri bununla da destekledik. İlk hafta biraz tespit üzerine gittik. Fakat şu talepler geldi bize. Evet, biz aç susuz da kalabiliriz ama psikolojik olarak çok kötü bir süreç yaşıyoruz. Özellikle çocuklar ve kadınlar böyle taleplerle geldi. Biz de Mamak Pir Sultan'da Kadın Meclisi olarak mesleki birikimi olan ve bu alanda çalışmış olan sosyal çalışmacı, psikolog, aile terapistlerinden bir grup kurduk. Ayın 12'sinden itibaren ev ziyaretlerine başladık. Bu ev ziyaretleri bir, Pir Sultan'a gelip başvuranlar üzerinden, iki, bizim gözlemlerimiz, çünkü eşya almaya geldiklerinde fark ettik ya da eşya bırakmaya gittiğimiz zaman gözlemledik. Gittiğimiz ailelerle bir kere geçmiş olsun üzerine başladık sohbetlerimizi, kendimizi tanıttık. Bizim böyle bir çalışmamız olduğunu. Bu çalışmanın ana prensibi şu, tabii ki biz burada psikolojik destek sürecinde mesleki birikimimiz olsa da onlarla görüşme sürecinde uygun zaman ve mekanı ayarlama konusunda bizim de eksiklerimiz var. Biz de şöyle yapalım dedik. Bu ailelerle görüşüyoruz. Eğer ev ortamı uygunsa bunlarla uygun sürelerde bu görüşmeyi yaptıktan sonra durumlarını tespit ediyoruz. Gözlemlerimiz var. İki arkadaş genelde gidiyoruz ev ziyaretlerine. Eğer bizim bu bir buçuk aylık süreç içerisinde devam edecek bu psikolojik sorunları devam ediyorsa onlara uygun bir çalışma modeli öneriyoruz. Gönüllü çalışacak psikologlarla ve sosyal hizmet uzmanlarıyla görüştük. Onlara yönlendirme konusunda da biz aracılık yapmaya karar verdik. Buna benzer örneklerimiz oldukça çok. Şu ana kadar aşağı yukarı 14 civarında aileyle görüşme yaptık. Özellikle çocuk ve kadınlardan bu talepler geldi. Çünkü genelde çocukları ve kadınları akrabaların yanına yerleştirip evin babası ya da erkek tekrar deprem bölgesine dönüyor. Biz bu görüşmeleri yaparken yaşadıkları o travmanın farkında mı değil mi? Önce ona dikkat ediyoruz. Çünkü bu travmanın etkilerinin olmaması bizim için anormal olabilirdi. Yani bu süreç oldukça normal. Uykusuzluk, kabus görme, konsantre olamama, ağlama krizleri, bunlar aslında yaşadıkları olaya bağlı olarak bir süre normal. Bir süre sonra eğer bu azalarak devam etmiyorsa ya da artarak devam ediyorsa bununla ilgili daha uzman psikolog ya da psikiyatristlere yönlendirme aracılığı yapmaya karar verdik. Bunun için Ankara Üniversitesi Psikiyatri Bölümü'yle görüştük. Çankaya Belediyesi Aile Danışma Merkezi ile görüştük ve gönüllü psikologlarla görüştük. Bu süre zarfında bizi aşan ve devam eden, artarak devam eden bu travma sürecinde bunlarla buluşturmaya çalıştık. Yine oluşturduğumuz bu sosyopsikolojik destek grubunda bir arkadaşımız da bu randevuları ayarlıyor, telefon ediyor. Onların buluşmasını sağlıyor. Bazı arkadaşlarımız da gönüllü olanlar için de yoga yapanlar var. Onlar da gönüllü oldular. Çünkü bazen böyle daha hafif ve kendiyle baş edebilecek durumda olanları da onlara yönlendirdik. Şu ana kadar olumlu geri dönüşümler aldık. O nedenle de bu çalışmayı daha profesyonelce yürütme kararındayız. Çünkü misafir oldukları evlerden yavaş yavaş ayrılmaya karar verdiler ve yine bu bölgede ev tutacaklar.
Ya tabii ki Mamak bölgesinde de kiraların artmasını biz bu hafta daha çok gördük. Çünkü yavaş yavaş misafir bulundukları evden ayrılmaya karar veriyorlar ve burada kalmaya karar verenler, özellikle de hani kendilerine yakın hissettikleri bir bölgede kalmaya karar verenler, ev fiyatları zaten biliyorsunuz oldukça artmıştı yazdan itibaren. Bir de bunun üzerine deprem süreciyle beraber artması bizim için daha ciddi bir ekonomik sorunla karşı karşıya geldiğimizi gösteriyor. Sadece ev kirasının artması değil, bir de güvence istemesiyle çok karşılaştık. Israrla devlet memuru istiyorlar kefil olarak. Ben bir ihraç memur olarak şunu söylüyorum. Ben sosyal hizmetlerden ihraç edildim. Yani devlet memurluğunu garanti gören bir anlayışla hala karşı karşıyayız. Bu ülkede kimsenin canı garantide değil. Hiç kimsenin yarın sabaha çıkacağı garantide değil. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Ona rağmen devlet memurluğunu garanti görüp bunun üzerinden kira kontratlarında kefil isteyen vatandaşlar var. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hani bunun doğru olmadığını, sonuçta bu süreçte kendilerinin de bu konuda biraz daha anlayışlı ve fedakar olması gerektiğini. Fakat ne yazık ki ekonomik koşullar onları da duygusallıktan çıkartmış, bazı insani öğelerden uzaklaştırmış görünüyor. Ama iyi olanlar da var. Hani bunu yadırgamamak lazım. Kefil istemeden kiraya verenler, en az bir ay kirasını almadan evini verenler ya da kapıcı dairesini hemen onarıp bir apartman olarak orayı verenler de var. Ama bu fırsatçılar aynı zamanda bu sistemin, bu dönemin AKP iktidarını yarattığı bir zihniyet olarak görüyoruz. Bu fırsatçılık sadece depremde değil, başka dönemlerde de olmuştu. Ama hele hele toplumsal travmanın yaşadığı, 80 milyonun yaşadığı böyle bir felakette bunu devam ettirmiş olmaları insanlıkların da sorgulanacağı anlamına geliyor. O nedenle de şöyle bir karar aldık mesela bizim de aracı olduğumuz, bizim de geniş bir ağımız var Pir Sultan Mamak olarak. Özellikle memur kefil isteyip de kirayı artıranlarla oraya artık hiç kimse kiracı olarak göndermiyoruz. Hatta bunun da antipropagandasını yapıyoruz. Onu da biz böyle cezalandıralım istiyoruz. Maalesef ki kira artışları üçgen beş oldu. Sözümüzün geçtiği, işte zorlayabildiğimiz insanlarla görüşmelerimizde bunları çekmeye çalıştık ve ailelerimizi yavaş yavaş kefil de olarak bunlara oralara yerleştirdik. Bitmiyor tabii ki. Evinin ihtiyaçları çünkü deprem bölgesinden geldiler. Ayaklarında çorap yok, terlikle gelmişler, işte hırka üstüne hırka giymişler, bulup buluşturdukları o şeylerle kendileri zaten buraya zor atmışlar. Bir de bu yükümlülüğünü nasıl alacaklar diye düşününce dedik ki tamam biz buna da el atmamız gerekiyor. Bu sefer gene bu dayanışmadan yola çıkarak kimin evinde ne varsa arkadaşlar getiriyorsunuz. Getiriyorsunuz ve yavaş yavaş tabii ki dört dörtlük yapamadık ama en azından bir battaniye, bir döşek, bir yataklarını, mutfak araç gereçlerini, en azından yemeklerini kaynatabilecekleri bir tüp. Burada getirilen erzaklarımızı, buralar kolilerle doluydu. Keza derneklerimizdi. Burada yoksa öteki derneğimizden alıyorduk. O dernekte yoksa bize gönderiyorlardı. Bir şekilde erzaklarını en azından hani bunun sıkıntısını çekmesinler. Erzaklarına kadar, tüplerine kadar, yatacakları, yorganı, yastığı, battaniyesine kadar, elimizden geldiği kadar küçük de olsun, çorbalarında bir tuzumuz olsun diyerek evlerini bu şekilde düzmeye çalıştık. Onlara burada yalnız olmadıklarını, burada da bir kapılarının olduğunu, başlarının sıkıştığında bizim her türlü gücümüzün yettiği kadar onlara yardımcı olabileceğimizi hissettirdik.